Arkadaşlar merhabalar bu videomda özel üçgenler konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 7'nin çözümünü yapacağız. Bu testimiz AYT tarzında olacak ve klasikleşmiş soruların son testi arkadaşlar. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC üçgen demiş 15 derece vermiş ve bunları x kenar olarak vermiş. Ve BAC açısının tamamını 135 derece vermiş. Arkadaşlar burası 135 derece. E 135 15 daha 150 buraya kaç kaldı o zaman büyük üçgendeki açıları yazacak olursak. 30 derece kaldı. X kenarlıktan dolayı burası da 30'dur. 30 30 ne çıktı arkadaşlar? 120 çıktı. Buraya kaç kaldı o zaman? 15 kaldı. 30 30 120'den dolayı 7 kök 3 se hocam burası da 7'dir burası da 7'dir. Ve 15 bulduk ya buraya bak bulduğum bilgiye de yoğunlaş. 15 iken burası da 15. Aa burada da x kenar çıktı. Yani x neye eşit oldu arkadaşlar? 7'ye eşit oldu. Dolayısıyla birinci soru böylelikle ne çıktı arkadaşım? C-han çıktı. Geldik ikinci soruya. ABC eşkenar üçgen hemen açıları yazıyoruz arkadaşlar. 60 60 60. Buraya kaç kaldı? 120. Burası da kaç oldu? 120. Sonra baktığımız zaman hocam burası 90, burası da 90. Burada bir dörtgen çıktı karşımıza. Bakın bir dörtgende bütün açılar özel açıysa ki açıyı yazsanız zaten buradaki açı da 60 derece çıkıyor. E, bütün açılar özel açıysa hocam şuradan şunu mu çizsek sakın 120 özel açılar parçalanmaz. Bütün açılar özel açıysa ne yapıyoruz? Üçgene tamamlıyoruz. Hocam bunu böyle üçgene tamamlayacak olursak Neler geliyor burada? Hocam burası 90. E burası 60 olduğundan 60 90 ise burası 30. Bizden fa artı E'de isteniyor. Yani şu x'e yoğunlaşacağız. 30'un karşısı 2 60'ın karşısı 2 köküştür. Hocam büyükte de bir 30 60 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı ne olacaktır? 6 köküç olacaktır. 2 köküçü burada x dediğimiz ne oldu? 4 köküç oldu. Şimdi gelelim buraya. 120 ise burası kaç yaptı arkadaşlar? 60. Burada da bir dörtgen var arkadaşlar. Ve bütün açılar özel açı. Yine üçgene tamamlıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Şöyle üçgene tamamlayacak olursak. 120 ise 60 burası burası da 30 oldu. Ve bizden şuradaki y uzunluğu isteniyor. 30'un karşısı 1 ise 60'ı karşısı kök 3. Büyükte de bir 30 60 90 var. 30'un karşısı 3 kök 3 ise 90'ın karşısı da ne olacaktır arkadaşlar? 6 kök 3 olacaktır. Yani buraya da kaç kaldı? 5 kök 3 kaldı. Bizden ne isteniyor? X artı y isteniyor. X artı y de 4 kök 3 artı 6 kök 3'ten Cevabımız böylelikle 10 köküç çıkar arkadaşlar. Yani cevap balık etir. 10 köküç. 6 köküç değil 5 köküç artı 4 köküç isteniyor bizden. Çok özür dilerim. 4 köküç artı 5 köküç isteniyor. Cevabımız da böylelikle 9 köküç yaptı. 9 köküç de nerede arkadaşlar? Denizli şıkkında. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Geldik 3'e. Evet demiş ki A eleman değil D burada. Ve D eleman D. Tamam. A noktasının D doğrusuna göre simetriği. Arkadaşlar A'nın D'ye göre simetriye dediği zaman ne olacak? Şurası 90 derece olacak ve şunlar birbirine eşit olacak. Ve şuradaki nokta ne verilmiş? B olarak verilmiş. Sonra D noktasına göre simetriye de C demiş. Hocam D'ye göre simetriğini de alalım burada. D'ye göre simetriğini de aldığın zaman şöyle. Noktaya göre simetriğini aldığında da sadece bunlar birbirine eşit olacak. Bu da hangi noktaymış arkadaşlar? C noktasıymış. A noktasının D doğrusuna olan uzaklığı 4 birimse o zaman burası da 4 birim. Sonra BC uzunluğu 6 ise BC uzunluğunu söylemiş. Burası 6 ise hocam şunlar eşit şunlar da eşit. Orta taban şartı sağlandı. Şunlar birbirine paraleldir. E, ort tabandan dolayı 6 ise burası nedir? 3. E, 3, 4, 5 üçgenden burası da 5 çıktı. Bizden BD uzunluğu isteniyor. Hop BD'ye çizecek olursak. Hocam burası da 90 derece ya. 3, 4, 5 zaten burası da. Cevabımız böylelikle ne çıktı? Cihan çıktı arkadaşlar. BD isteniyor değil mi? Yanlış yapmayalım. Evet. Geldik bir sonraki soruya. Dördüncü soruya. ABC eşkenar üçgen açıları yazalım kardeşim. 60, 60, 60 ve bütün açılarını yazdıktan sonra bütün kenarlar da neydi arkadaşlar? Birbirine eşitti. Şu kenarların eşitliği de bizim olmazsa olmazımız. Şunları da gösterdik şöyle. Peki bundan sonrasında ne yapacağız? Hocam bir şey yapamıyorum. Özel açı mantığını kullanacağım o zaman. Eşkenarla ilgili bir şey yapamıyorsam özel açı mantığı. Neyi kullanacağız? Bu üçgeni bir kere gelmem lazım. Düşünmem lazım. Bir de şuradaki 60'ın mantığını kullanayım. Şu 60'ın mantığını kullansam şöyle dik çizsem hocam bunun doğrusal olduğunu bilmiyoruz. Buradan dik çizsem x'e 12'yi kullanamayacağım gibi duruyor. E, en mantıklı 60'ı buradaki 60 olduğunu görüyorsunuz. Buradaki 60'a ait şöyle bir dik çizersek ne geldi? 30 60 90 geldi. Hocam 30'un karşısı a ise 60'ı karşısı a 3 90'ın karşısı 2a. E peki şuraya b dersek eşkenar üçgenin bir kenarı 2a artı b yaptı. Burası da 2a artı b yapacak. E hocam burası da 2 artı B yapacak. A artı B oldu burası. E burası B iken burası da B mi? Evet. Ne fark ettiniz? Hocam A artı B. Hocam A artı B. A dik tabanı iki parçaya böldü. Nerede? Hocam ikiz kenar üçgende. Yani şu parçayla şu parçada birbirine eşit olmak zorunda. Dolayısıyla x'i ne buluruz arkadaşlar? 12 buluruz. Dördüncü sorunun cevabı böylelikle denizli geldi. Geldik beşinci soruya. Bir kenarı 3 cm olan büyük eşkenar üçgen ve bir kenarı 1 cm olan küçük eşkenar üçgenlerle aşağıdaki şekil oluşturuluyor. Soruya hmm. bakar bakmaz birkaç farklı yol gördüm ama e, sanırım arkadaşlar yani şu ana kadar gördüğümüz konulardan yapmak istiyorsanız iki seçenek sunacağım size. Şu an iki tane yol fark ettim. Öncelikle bu bir eşkenar üçgen olduğu için şuradaki açıları bir yazalım arkadaşlar. 60 60 60 ve şu da bir eşkenar üçgen 60 60 60. Bu da bir eşkenar üçgen. 60, 60, 60. Bu da bir eşkenar üçgen. 60, 60, 60'ları bir yazalım. Şuraları kaçar birim verilmiş? Bir birim, bir birim verilmiş. Bir birim, bir birim verilmiş. Bir birim, bir birim verilmiş. Şurası bir birim. Burası da bir birim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle düşünebilirsiniz. Hocam şimdi dikkat ederseniz. Burası kaç? 120 derece değil mi? Şöyle bir z kuralı sağlandığından dolayı. Hocam şunlar birbirine paralel oldu. Bakın şununla şu birbirine paralel. Hocam şöyle de bize kuralı sağlandığında şununla da şu birbirine paralel. E, paralel doğrular uzatacak olursak şunu uzatsanız bunu uzatsanız hocam Z'den dolayı e, şöyle tamamına kadar da uzatabilirsiniz. Ne geldi buradan? Şununla şu paralelse 120 ise burası da 120 yaptı. Ondan sonra şurası 1 ise burası 1 yaptı. Hocam büyük eşkenar üçgen bir kenarı 3'tü. Burası da 1 birimse buraya 2 birim kaldı o zaman burası da 2. Bak 60 60 60 2'lik bir eşkenar üçgen oluştu. 1 1 1 burası da 1 1 1 oldu. Hocam 2 2 burası 2 kök 3 mü olacak? Aynı hamlelerden şu paralel kenarı şöyle yapıp şurada bir paralel kenar oluşturabilirsiniz. Yani o paralel kenardan da yine aynı şekilde arkadaşlar. Burada da 30 30 120 çıkıyor. 2 2 2 kök 3 burası 2 kök 3 burası 2 kök 3 burası oluyor. Eğer normal yoldan yapacaksanız. Ben yok hocam başka bir yolunuz var mı diyecek olursanız bir yol daha düşündüm aslında. Neyi düşündüm? 120 ya, 120 ya. Hocam şununla şu birbirine paralel. Aa burada paralellik varsa bir kelebek benzerliği var mı arkadaşlar burada? Var. Daha benzerliği görmedik ama kelebeğe anımsıyorsunuzdur. Hani TYT çalışıyoruz zaten 9. sınıfta da gördünüz. Hocam burada bire bir değil mi? Aa kelebeklik oran da bire bir oldu. O zaman bunlar da bire bir. Çok güzel. Bu arada şu parçada da şu parça eşit olacak. Dikkat ederseniz şimdi burada ne çıktı arkadaşlar? E ee, bu eşkenar üçgenden dolayı 1 burası. Büyü de 3 olduğundan dolayı hocam buraya 2 kaldı. Bunlar da 1 1 yaptı. Dikkat edin 1 1 √3 çıktı burası. 1 1 √3 çıktı burası. Evet burası da √3, burası da √3 oldu mu? Oldu. E ee, aynı şekilde hocam buruluna bu birbirine paralel. Dikkat ederseniz şununla şu birbirine paralel. Yine kelebekten dolayı aynı işlemleri yaparsınız. 1 bir hocam şunlar da birbirine eşit olacak e, açılara da daldığınız zaman yine burada 30 30 120 üçgeni gelecek. 1 1 kök 3 burası kök 3 burası. Yani 2 kök 3 burası 2 kök 3 burası 2 kök 3 burası. Hatta şununla da şu birbirine paralel olmuş oluyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Aynı işlemlerden dolayı yine burayı 2 kök 3 buluruz. E burası 2 kök 3 burası 2 kök 3 burası da 2 kök 3 olduğundan çevre kale emeğine isteniliyor. 3 tane 2 kök 3 olacaktır o da 6 kök 3 olacaktır. Aslında daha farklı çözüm yolları yine bulabiliriz arkadaşlar. Ne bileyim şuradan bir dik çizip e, oradaki paralel doğrular arasındaki dikten dolayı şuradaki uzunluğa karşılık bir dik getirebiliriz. Şu diki şöyle getirebiliriz arkadaşlar. Bir sürü yol var aslında ama sanki en kolayı bu olacak gibi arkadaşlar biraz da benzerliği katarak tabii ki. Evet 5. soruyu böylelikle 6 kök 3 bulduk. Diğer yolları da deneyin ama havada kalmasın. Onları da siz bir şöyle bir fark edin. Tamam mı gençler? Evet 5. soruyu 6 kök 3 mü bulduk? Tabii ki işaretleyelim o zaman ve geçelim. Geldik 6. soruya. Hocam x kenar var burada. Tabanına ait yüksekliği çizsek 5 bölü 2 5 bölü 2. Bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor. Ya yani 5 bölü 2'ler beni biraz rahatsız ediyor açıkçası. X kenarda dik üçgeni kullanamadığımız sorularda ne yapıyoruz? Taban açılarını yazıyoruz. Yaz açıları alfa alfa dersek. Alfa 90 buraya beta dersem. Bakın alfa ile betanın toplamı nedir arkadaşlar? 90 derece. Hocam alfa 90 sa büyüğünde de ne? burası beta olmak zorunda mı? Olmak zorunda. Bak ne geldi burada? Beta'ya beta. İkiz beta. kenar geldi. Hocam x kenar burada taban mevcut. E burada tabana ait yüksekliği çizsek daha güzel bir şey oluştu. Ne oluştu? 4'ü e 4. Ve bu dikten dik gelmiş oldu. Dikten dik çizilirse ne gelecek aklımıza? Öklit. Hocam x isteniliyorsa x'e ait öklit bağıntısı. Yani x'in karesi neye eşittir? 4 çarpı tamamı. 4 çarpı 13'ten kare kökünü alacak olursam kare kök 4 çarpı 13 4 dışarıya çıkınca 2 kök 13 yapar arkadaşlar cevabımız. Yani böylelikle cevap akçay oldu. 6. soruda. Geldik 7'ye. 30 60 90 üçgeninden dolayı burayı 60'a ya yazalım. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı kaç yapar arkadaşlar? 4 yapar hatta burası da 2 kök 3 yapar. Bizden bu x isteniyor. 45'i gördük. Hocam 45'i kullanmak için tabii ki dik çizeceğim. O dik tabii ki buradan olamaz. çünkü buradaki uzunluk yok. Nereden çizeceğiz? Buradan. Buradaki çizilen dik bakın bu geniş açılı olduğundan dolayı 90 artı x olduğundan dolayı o dik sadece buraya düşüyor. E hocam bu dik buraya düştü. Baktığımız zaman 45 45 90 üçgeninden burası 1 mi oldu? Evet. E benden burada kaç isteniyor ve şuraya bakacak olursak gençler zaten beni bu üçgene ilgilendiriyor bakın çünkü x bu üçgende. E hocam 1'e 4 haşa 4 haç var. E direkt haşa 4 haç yani burası haş. Burası da 4 haş mı oldu arkadaşlar? Evet. Haşa 4 haş hangi özel üçgende? 15, 75, 90 üçgende. Dolayısıyla x buradan kaç olur arkadaşlar? 15 derece olur. 7. sorunun cevabı böylelikle cehan oldu. Geldik 8'e. 3, 4'ü gören direkt 5'i yapıştırır değil mi? Gençler hemen 5'i yapıştıralım. Şöyle 5'i yapıştırdık. Eyvallah. Hocam benden ne isteniyor? Tanjant 3 alfa isteniyor. Hmm. Burada bir dik üçgen var arkadaşlar. Bu dik üçgeni ben kullanacağım büyük ihtimalle. Peki bu dik üçgeni ben nasıl kullanacağım? Dikli sorularda yani 90'lı sorularda bir iki e oran varsa açılarda ya da kenarlarda fark etmez. Hiçbir şey yapamıyorsak en etkili silahımız. Bir iki e oran varsa herhalde dikli sorularda hocam muhteşem işte. Şuradan bir kenar ortay çizsem yani şu şu 5 birim 5 birim diye çizsem 90'dan çizilen kenar ortay muhteşem şuradan dolayı burası da 5 oldu. A önceden alakasızdı bak 5 beş. şimdi 5'ler yan yana geldi. Hocam burada da x kenar var. Alfa iken burası da alfa. 2 iç açı bir dış açıdan 2 alfa oldu. İkiz kenardan dolayı burası da 2 alfa oldu. Bana 3 alfa soruluyor arkadaşlar. E hocam büyük üçgene bakacak olacak olursak. Bakacak olursak. Ne var buradaki büyük üçgende? Hocam 2 iç açının toplamı bir dış açı değil mi? Evet. Yani burası da 3 alfa olur. E o zaman tanjant 3 alfa neye eşittir arkadaşlar? Şuradaki dik üçgende direkt karşı bölü komşu. Yani 4 bölü 3'e eşittir. Dolayısıyla Sekizinci soru Balıkesir çıktı. Geldik 9'a. Hocam açı ortay ve yükseklik aynı anda verilmiş Dolayısıyla şu bir ikiz kenardır ve tabandaki da eş parçaya böldü mü? Böldü. Hocam bu da bir ikiz kenardır. Buradaki tabandaki da eş parçaya böldü mü? Böldü. Ya şuraya bakacak olursak şuraya bir AA buraya da bir BB diyecek olursan A artı B'yi sana ne vermişler kardeşim? 6.5 vermişler. 6.5 ise şuraya bakacak olursanız hop 2A artı 2B var. 2A artı 2B nedir arkadaşlar? 6 5, 2 katı yani 13 yapacaktır. Burası 13. E şurayı da 5 vermişler. Başka ikizkenarlıkla ilgili bir şey yapamıyorum açıya dalayım da alfa alfa diyeyim. Hocam alfa 90 ise buraya beta desek yani burada alfa artı beta kaç derece oldu? 90. Şu ikiz kenardan dolayı burası da alfa oldu. Dikkat edin arkadaşlar şurası da alfa burası da alfa pardon beta iken burası beta oldu arkadaşlar. Dikkat edin. Burası beta. Burası alfa. Alfa ile betanın toplamı 90 ise buraya da 90 derece kaldı mı kaldı. 5, 13 dik üçgenden dolayı burası da 12 oldu. Şimdi bizden boyalı bölgenin çevresi isteniyor. Hadi bakalım. Şuraya x dersen burası x. Hocam buraya 12 eksi x kaldı. Buraya y dersen burası y. Hocam buraya 5 eksi y kaldı. Boyalı bölgenin çevresine bakacak olursak. Hocam 5 eksi y artı y artı x artı 12 eksi x mi isteniyor? Y'ler naray, x'ler naray, şınaray yavrum şınaray. Yani cevap buradan ne geldi? 17 geldi. 9. soru böylelikle edremit oldu. Ve geldik 10. soruya. Şekil 1'de verilen eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen açılarını direkt yazalım arkadaşlar. Şuradaki 60'ar derece. Bu çizgilerin olduğu köşeler 60'ar derece. Şuraya da böyle yapıştırmışlar arkadaşlar. Şunları da bir 60'ar derece yapıştırayım. Evet, kağıt kenarlara dik konumdaki kesikli çizgiler boyunca kesilerek 3 eş parçaya ayrılıyor. Arkadaşlar 3 eş parça. Bu nokta rastgele bir yerde olamaz arkadaşlar. Böyle dik çizsen, böyle dik çizsen, böyle dik çizsen Bunların eş olmasının imkanı var mı arkadaşlar? Yok. Bak daha da küçüldü. Bu neredeyken olur arkadaşlar? Bu tam böyle her şeyin merkezinde olduğu zaman. Yani yükseklerin kesim noktasında olduğunda, açı ortayların kesim noktasında olduğunda ya da diklik merkezi olduğunda yani bu yükseklik olduğunda bu açı orta ya da ağırlık merkezi olduğunda arkadaşlar yani bu 30-30 böldüğünde O'dan geçen ya da bu da aynı şekilde 30-30 böldüğünde arkadaşlar ya da bu da aynı şekilde 30-30 böldüğünde olur arkadaşım. Yani şunlar 30-30 parçalayacak arkadaşlar. E şimdi burası ne verilmiş? OH uzunluğu 1. OH uzunluğu 1. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı nedir? Kökü 3. Burası nedir arkadaşlar? 2. 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı 1. 90'ın karşısı 2, burası 1. Burası da kök 3, burası da kök 3 geldim arkadaşlar. Geldi. Hatta eşken üçgen bir kenarında 2 kök 3 bulmuş olduk. Şöyle 2 kök de yapıştıralım. Tamam. Şimdi ne yapmışız burada arkadaşlar? Bunları ben bir tane yapı, bak şu yapıyı buraya yapıştırmışım. Dikkat ederseniz gençler, şuradaki 60 bu köşede ya, bu köşenin karşısındaki kenarlar bir bir mi? Evet. Şurayı 1 bir diye yazalım. Ve şurada da 90'ar derece. 90 90 diye yapıştıralım. Sonra buranın kök olduğunu biliyoruz. 60'ı karşısı hocam 1 1 ve burası da 90'ar dereceleri yapıştırıyoruz. Hocam 60'ı karşı 1 1 ve şuraları 90'ar dereceleri yapıştırıyoruz. Bize ne diyor? Parçalar sarı renkle bir dikdörtgenin üzerine. Bak bir dörtgenin üzerine. Hocam 90 90 90 ken bu dörtgen burası da 90 derece oldu dikdörtgen oldu. Sarı renkte bir dörtgenin üzerine üst üste gelmeyecek biçimde yerleştirildiğinde şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Evet bu. Başlangıçta o 1 olduğuna göre son durumda dörtgenin görünen evet sarı renkli bir dörtgenin üzerine yapıştırıldı ya bu sarı renkli dörtgenin bir tek burası gözüküyor arkadaşlar. İşte bizden bu dörtgenin alanı isteniliyor gençler. E ne yapacağız? Burası da bir birken burası da köküş mü? Evet. Sarı renkli dörtgen hatta dikdörtgen değilmiş. Bir kareymiş arkadaşlar. Dikkat edin. E kare ise o zaman ben karenin alanından neyi çıkartacağım? Karenin alanından şu parçaları tek tek çıkartacağım. Kardeşim bu parçaları bütünsel düşünsene. Bu bütünsel eşkenar üçgen değil miydi bu parçalar? Evet. Karenin alanından sen eşkenar üçgenin alanını çıkartacaksın. Karenin alanı nedir arkadaşlar? 3 artı birin karesi. Eşkenar üçgenin alanı nedir? Hocam a kare kök bölü 4 de kullanabilirsiniz. Ya da direkt taban belli. Tabana ait yükseklik belli. Şurası da 2 verim değil mi? Evet. 90'ın 30'un karşısı 1'si 90'ın karşısı 2 olduğundan. Tabanımız 2 kök 3. Yüksekliğimiz kaç? 3 bölü 2'ye eşit olacaktır. Hadi bakalım buradan ne geliyor? Birincinin karesi yani 3 artı 2 kök 3 artı 1 değil mi? Birincinin karesi artı birinci ikinci şartın 2 iki katı artı ikincinin karesi bu yaptı. Şu ikiler de sadeleşti. Işte, eksi 3 kök 3 oldu burası. O zaman cevabımız ne yaptı arkadaşlar? Şurası 4 yaptı. 4 eksi artı 2 kök 3 eksi 3 kök 3 de eksi kök 3 mü yaptı? Evet cevabımız 4 eksi kök 3 oldu. Yani 10. sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu. Ve klasikleşmiş sorular testini bitirmiş bulunuyoruz. Bu kaçıncı testti ya? 7. test miydi arkadaşlar? Evet test 7'yi bitirmiş bulunuyoruz. AYT tarzında klasikleşmiş sorular. O, o zaman ne diyoruz? ÖSYM tarzı sorulara geleceğiz arkadaşlar biraz sonra. Yani bu videodan sonra. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tadında sorular bir testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.